Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Soğanlarımızı soka şeklinde doğrayacağız. Burada büyük boy 3 tane sarımsağımızı hemen onu da bir doğruyoruz. Güzel bir yemeğe yanda güzel de bir ekmek yenir. Şimdi yemeğe yanda güzel bir ekmek olsun. Ekmekleri ister bıçakla ister elinizle doğrayabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim. Şöyle elinizle de parçalayabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar yemekleri yağsız yapmaya çalışıyorum. Yağını az kullanmaya çalışıyorum. Bir yemek ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli olur. Ne kadar kızartırsam o kadar lezzetli olur. Bu yemekte yağdan kaçmayacağım. Bu yemek biraz bol yağlı olacak. Tavuklar da derili olacak arkadaşlar. Tavuğun her tarafından bu yemek olur. Tavuk but, tavuk baget, tavuk pirzola hiç fark etmez. Tavuğun her yerinden bu yemek olur. Malzememiz bu kadar. Ocağın başına geçiyoruz. Ekmeğimiz burada. Ekmeğin altını yaptım. Hemen ekmeği ne yapıyorum? Kenardaki ocağı alıyorum. Isık ateşte ekmeği yavaş yavaş kavuracağım. Ekmek kavururken biz tavuğunu ekmeğe yetiştireceğiz. Tavamızı ocağa koydum. Daha önce de söylediğim gibi bol yağlı olacak. Niye bol yağlı olacak? Tavuğun yağı akacak, kendi koyduğumuz yağ akacak. Hepsini ekmeğin üstünde buluşturacağız. Şöyle bir tatlı kaşığı da tereyağı atıyoruz. Yağ erirken de doğradığımız sarımsakları da şöyle 3-5 parça içine atıyorum. Şöyle gösterelim. Yüksek ateşte ocağımız. Sarımsaklar rengini kaybetmeye başladı. Tam bu aşamada tavuğunu ilave ediyoruz. Yüksek ateşte tavuklarımızı soteleme işlemine başladık. Tavuklar yağını bırakacak, derisi yağını bırakacak, kızarmaya başlayacak. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Ocağa atana 5 dakika oldu. Yüksek ateşte. Ara ara karıştırıyorum ki hepsi aynı şöyle nar gibi kızarsın. Eşit bir şekilde pişsin. Ocağa atalım, 15 dakika oldu. Şöyle gösterelim. Soğanı hala ilave etmiyorum. Sebebi de soğanı şimdi ilave edersem bütün sıcağı kendi üstüne çeker. Tavuklarımızı istediğimiz gibi kızartamayız. İstediğimiz gibi pişiremeyiz. Onun için ne yapacağız? Soğanı daha sonra ilave edeceğiz. Şöyle bakıyoruz. Derisi pişmemiş hala. Hemen orayı ters çeviriyoruz. Hemen şöyle bakın. Her tarafı nar gibi kızarmaya başladı. Tam bu aşamada soğanını döküyoruz. Bu arada biz sarımsakları da atıyoruz. Ev ocaklarının ısısı düşük olduğu için ne yapıyor? Ocağın gücü yetmiyor. Biz bunu hızlandıracağız. Hemen bir kapak kapatıyoruz. Kapak şimdi bunun içinde bir ısı patlaması yapacak. Kapağı kapatalım. 3 dakika geçti. Hemen şöyle bakın arkadaşlar. Görüyor musun? Kapak hemen ne yaptı? Yemeğimizi olgunlaştırdı. Tercihen isterseniz içine biber de atabilirsiniz şöyle. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Şöyle bakın. Hava kabarcıkları ufalmaya başladı. Bu ne demektir? İçinde suyu kalmadı. Suyunu çekiyor. Yemeğimiz olmak üzere. Tekrar kapağı kapatıyorum. 5 dakikada bir kere karıştırıyorum. Bu ikinci karıştırışım. Yani ortalama 8 dakika geçti.
Şöyle bakın arkadaşlar. Yemeğe ocağa vuralı toplamda 25 dakika oldu. Şöyle kenarlardan da bakın. Soğanlar yanmaya başladı. İçine bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da pul biber atıyorum. Buna başka baharat atmıyor. Şöyle pul biberi biraz daha atayım. Bunu şimdi ekmekle yer değiştireceğim. Şöyle yapalım. Hemen ocağımız yüksek ateşte. Kenar aldığım ocakta en kısık ateşte aldım. Tavuğumuz orada en kısık ateşte dursun ki soğumasın. En yüksek ateşte şimdi ekmeğimizi 2 dakikada istediğimiz kıvama getireceğiz. Havadan dumanlar çıkmaya başladı hemen. İçine şöyle bir tereyağı atıyoruz. Tereyağı katıya hangisi varsa elinizde onları atın. 2 yemek kaşığı kadar da bir sıvı yağ atıyorum. Ekmeklerin üzerine şöyle 1 çay kaşığı kekik attım. 1 çay kaşığı da pul biber atıyorum. Hemen şöyle bir sallıyorum. Yağ her tarafına bir işlesin. Yağ, pul biber, ekmeklerin her tarafına ne yaptı? İşledi, kekik ekmeklere yapıştı. Tekrar yer değiştiriyor. Yemeğe tuz atmayı unuttuk. Yarım tatlı kaşığı kadar şöyle bir tuz atıyorum. Şöyle bir sallayalım. Bir yemekteki renge, güzelliğe bir bakın. Şimdi sıra geldi sunum tarafına. Yani yeme tarafına. Hemen ekmeklerin üzerine şöyle tavuğumuzu da dökelim. Şimdi kaldırıp dökerim. Yalnız dibinde göstermek istediğim yağ görünmez. Onun için hepsini kaldırıp dökmüyorum. Arkadaşlar şu yağı görüyor musunuz? Bu yağ şimdi ekmeklerin her tarafına değecek. Sayfamda 1000 üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı fark etmez. Ahmet Şerif mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şerif yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.